Sonra Karşınızdayız şimdi e, konuğumuzla Burç'ların aşk ilişkilerdeki tutumlarını konuşacağız evet, değil mi? Evet konuşalım. Şimdi e, sıra konuşalım. zaten aşk olmadan olmuyor. Aynen olmaz. Şimdi bakalım Gerçekten. E, aşka psikolojik olarak nasıl yaklaşıyorlar? <laughs> Yine koçla başlayalım. Tamam. Sırasıyla gidelim. Hı hı. E, Koç Burcu aynen demin bahsettiğimiz özelliklerini aslında ilişkilerinde de yansıtıyor. Yani bazen karşı tarafı düşünmeden hareket ediyor. Birini kafasına koyduğu zaman son derece atak, ee, onu ele geçirmek için son derece motive ama o ilişki başladıktan sonra çok aniden sıkılabiliyor. Yani tırnak içerisinde maymun iştahlılık yapabiliyor <laughs> ve karşı tarafı düşünmediği için ilişkin içerisinde problemler ortaya çıkabiliyor. Bu huyunu tabii ki tamamen değiştiremeyecektir. Ya bu huyuna uygun birileriyle çıkacak... <laughs> Ama iki tarafta birbirini aldırmazsa tabii ne olur bilemiyorum o noktada da nasıl bir ilişki ortaya çıkar. Bu oyunu biraz törpülemeye çalışmalı. Yani ilişkileri hedef olarak görmek değil ya da hemen bir ilişkinin içine atlamak değil. Düşünerek, algılayarak, değerlendirerek o ilişkinin içine girmeli. Kimlerle biraz daha uyumlu olabilir diye baktığımızda aslanla ve yayla uyumlu olabilir. Çünkü ateş koçlu, enerjileri aslan, birileri devrede. yemezler mi yahu? Mükemmel olur işte. Ha, iyi o zaman. Harika. Tabaklar havalarda uçar. <laughs> Tam istediğimiz ilişki modeli. <laughs> İtalyan stili bir ilişki çıkar Şimdi yani bol kavgalı tartışmalı. Bir tartışma. koç aslanı pohpohlarken <laughs> e, düşünemedim. Hep pohpohlamayacaktır zaten muhtemelen. <laughs> Üçüncü bir kişinin her ikisini de pohpohlaması gerekecektir ancak çünkü pohpohlayacağını ikisinin de pek düşünmüyorum. Bunun yanı sıra hava burçlarıyla iyi olabilir. Mesela kova ile, ikizlerle iyi olabilir. Karşıt burcu olan terazi ile Eh işte diyelim çünkü teraziyle ya çok iyi birbirini tamamlar ya da birbirlerinden nefret ederler. Çünkü terazi koçun kabalığına ve e, şuursuzca hareketlerine dayanamayabilir. Terazi yanındaki insanın çok ölçülü olmasını ister genel olarak ve bir kavga çıktığında da çok sessizce oradan uzaklaşır. Buna dayanamayacağı için pek de iyi olamayabilirler. Hı hı. Su burçları ve toprak burçları ile hiç iyi olacaklarını düşünmüyorum. ...onu net söyleyeyim... ...mesela bir yengeç burcuyla koçu bir arada düşündüğümüzde... ...yengecin o alınganlıklarına karşı... ...koçun kırıcı tavırları... ...o ilişkiyi bayağı zedeleyebilir... ...durumumuz bu koçlarla Peki, ilgili... ...peki o zaman boğalara geçelim <laughs> bakalım... ...boğaların aşk ilişkileri nasıl... ...bakalım boğalarda ne oluyor... <laughs> ...boğada bir fazla sahiplenme dürtüsü var... ...demiştik yine... ...sahiplenmenin dozunu kaçırabilir... ...karşı tarafı aşırı sahiplenebilir ve ilişki içerisinde artık sıkıcılık diyebileceğimiz bir rutin ve monotonluk karşımıza çıkabilir. Boğa cinsellikle en yakından ilişkili olan burçtur. Bu yüzden buna tabii ki çok önem verecektir ilişkinin içerisinde. Karşı taraf bu kadar önem vermiyorsa bu da bir probleme dönüşebilir ilişkide. Ve yine değişme, direnmesi, inatlaşması ilişki içerisinde bazı sorunlara sebep olabilir. Çünkü sahiplenmek istiyor karşı tarafı. Tamamen ona sahip olmak istiyor ve hiçbir şey değişmesin istiyor. Ama böyle bir dünya yok bildiğimiz gibi. Bir danışanım bana mesela boğa burcuydu kulakları çınlasın şey demişti. Böyle mi kalacak her şey dedi. Ben de dedim ki evet dedim bütün her şey durursa şu anda bütün sistem kalır böyle. Ama durmayacak. Durduğu anda zaten sistemin <laughs> bitişi demektir o. Her şey hareket etmeye dönmeye devam edecek. Mevleviler gibi dönecek sürekli sistem ve boğa kimle anlaşır? Toprak grubuyla daha iyi. Oğlakla, Başakla biraz daha iyi ve de su grubuyla iyi. Yengeç, balık ve akreple iyi olabilir yalnız akrep karşıt burcudur. Birbirlerini de yiyebilirler. Akrep boğanın değişmemesine sinir olabilir. Mesela tarihe baktığımız zaman Kanuni Sultan Süleyman boğa burcu. Hürrem Sultan'ın Burcu bilinmemekle birlikte akrep olduğu tahmin Kesin ediliyor. Kesin akrep. <laughs> Ve yani o birbirlerine meydan okuyuşlarına baktığımızda. Çünkü akrep kadını boğa erkeğiyle karşılaştığı anda aşık da olabilir evet. Ama onu dönüştürmek isteyecektir. Boğanın o inadı akrebe çok kötü gelecektir. Akrep çok sinirlenir böyle durumlara. O yüzden ya mükemmel bir aşk çıkabilir ortaya ya da hakikaten bir düşmanlık çıkabilir ortaya. Bu anında durumu budur. Peki ikizlere bakalım. <laughs> i̇kizler aşk hayatında da çok mu değişken? İkizler <gülüyor> maalesef <gülüyor> bütün tanıdığım ikizler arkadaşlarım kendim de dahil olmak üzere fikir değiştirme özelliği çok demin dediğim gibi ve merak etme özelliği. İkizler ilişkin içerisinde merak ettiği ve heyecan duyduğu sürece durur. Karşı taraftan sıkıldığında, merak edeceği hiçbir şey kalmadığında ikizler gidebilir. Şöyle de bir yeteneği vardır. Bir günde de unutabilir. İnanılmaz büyük bir adaptasyon becerisi vardır. Her şeyi unutup geçmişe sünger çekmekteki en başarılı burçtur ikizler. Ama tabii safkan bir ikizlerden bahsediyorum. Yani haritasında ikizlerin İkizlere, ikizler yoğun olduğu gerek. kişiler. Her ikizler böyle olmayacaktır. Onun altını çizelim. Çünkü ikizler olur yükseleni yengeç olur o zaman bunu yapamayabilir. Ama safkan bir ikizler bir günde unutabilir hemen yeni koşullara adapte olabilir ve hemen başka birini merak edebilir. Aşkta bu onu biraz tehlikeli bir hale getiriyor açıkçası. İletişim korumak isteyecektir, entelektüel uyum isteyecektir ve çözemediği kişilerin peşinden gider, merak ettiği. Bu yüzden maalesef özellikle ikizler kadının da çok zorlayıcı ilişkiler içinde olduklarını da görüyorum. Çünkü adamı sırf merak ettiği için orada. Ve ben her zaman söylerim, bulanık suyun dibi pistir. Yani bir insan şeffaf değilse, hiç konuşmuyorsa, kendini sürekli gizliyorsa orada bir sorun vardır. İkizlerle konuşabilmem, konuşamamak ne mümkün değil mi şimdi? Yani, <laughs> Aynen. İkizlerin karşısında Ona karşısında rağmen konuşmuyorsa... kendini, Şimdi bu ıssız adam modu var ya hani kadınlar bir ara bayılıyordu hala da bayılıyorlar. Issız adam kıssız adamdır aslında çünkü orada bir sorun vardır. O kadar ketum olmak, kendini ifade etmemek, gizlemek sıkıntıdır. İletişimde açık net bir iletişim tercih ederiz psikolojik açıdan. Dürüst bir iletişim, samimi bir iletişim. Maalesef kadınların yüzde ellisi diyelim bana gelen kadınlarında aslında onları üzecek adamları tercih ediyorlar. Ve yapılan anketlerdeki çıkan erkek tipi aslında kadını aldatacak olan erkek tipini beğeniyorlar. Burada kadınların da algısını değiştirmesi gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Hepsinin değil ama yüzde ellisinin belki böyle bir algısı var. Daha gizemli buluyor. Hani tırnak içinde daha cool buluyor. Böyle az konuşsun, hislerini belli etmesin, o olmasın, bu olmasın. Aslında sinsilik seviyorlar. Bunun da Gözden geçirilmesi gerekiyor bence. Peki, i̇kizler kimlerle anlaşıyor? Kimlerle anlaşır? Hava grubu, terazi ve kova ile iyidir. Hı hı. Hepsi konuşur, hiçbiri birbirini dinlemez, mükemmel bir uyum çıkar ortaya. <laughs> <laughs> Aslında uyum dediğimiz şey bazen tabii çok komik bunu böyle söyleyince ama hani eski deyimler vardır ya tam öyledir. Gerçekten uyum böyle bir şeydir hayatta. Yani iki tarafında eksikleri benziyorsa birbirine çok da uyumlu olabilirler. İki tane kötü insan da birbiriyle çok büyük aşk yaşayabilir. Tarihte de bunun örnekleri var. Hitler'le ve Braun mesela. Adam bir canavar hepimiz biliyoruz ama kadınla çok büyük bir aşk yaşıyor. Çünkü iki kötü insan da bir arada iyi olabilir. Tencere kapak diyelim yani. Anlaşamadıkları su buruçlarıyla iyi değildir. Yengeç, akrep, balıkla ikizler genelde pek uymaz. Baktığımızda toprakla da pek uymayabilir. Yani başakla, oğlakla ve e, boğayla çok uyum yakalayamayabilir. Ateşle fena olmayabilir. Mesela koçla, aslanla iyi olabilir Yayla eh işte. Çünkü karşıt burcu. Çok iyi empati kurmaları gerekiyor birbirleriyle. İkizlerimizin durumu da Böyle, budur. Tamam. O zaman... Kısmet diliyoruz ikizlere. <laughs> Aynen. Neyse geçelim şimdi o zaman yengeci, yengece. Yengece geldik mi? Şimdi yengeç sadece akreple anlaşabilir. Çünkü akrebim ya tipik özellik evet. eşimin burcu. Eşinin tamam. burcu yengeç. Bitti tamam. o O zaman yengeci geçiyoruz kapatalım <laughs> bu konuyu. Kapatalım o <anlaşamazsın>. Bak şimdi akrebin kıskançlığını vurgulamaya başladı. İnce i̇şte, çok tehlike işte çıktı. İşte yani. madem konuştuk hemen şeyi hatırlıyorum, hatırlatıyorum. Kıskançlığı dönüştürmüş Kartal Akrebe. Muydu? Doğru, yükselme ne? Tamam, iyi, iyi, iyiliğe dönüşüyoruz ama <laughs> iyiliğe dönüşürken kıskançlık bir köşede kalsaydı. E, yok kalmasın onu da, tamam, onu da dönüştürelim. <laughs> Biliyorsun Peki. tarihteki birçok bir suç kıskançlıktan işlendi. FBI bir istatistik yayınladı. E, doğru mu? Emin değilim. yazdı internette dolaşıyor. Birinci sırada cinayet sıralamasında yengeçler var. Hı hı. Hemen arkasından akrep sonra yakın bir sırada da balık burcu geliyor, yani su burçları geliyor ve kıskançlık cinayetleri yengecinkiler. O yüzden kıskançlık dönüştürülemediğinde çok tehlikeli olabiliyor. Akrebinkiler daha çok işkence ağırlıklı bakmıştım o listede. Daha böyle hani intikama yönelik. <laughs> Muhteşem bir çift olmuşsunuz. Ben zaten bazen diyorum ki yani herkese içimden geçenleri söylemek istemiyorum. Neler düşünüyorum? Kim bilir neler var orada. Aynen o zaman bakalım yengeçleri. Hani diğer, diğer yengeçler var, için. <laughs> Yengeç Tabii ki birçok insanın bildiği gibi duyguları ön plana alan bir burç. Aidiyet, geçmiş, aile, bazen anasının kuzusu da olur yengeçler bazı durumlarda. Ve özellikle Mars yengeçte ise haritada tek başına hareket edememe ihtimali de çıkabilir. İlla aile desteği isteyebilir. Ve genel olarak vatanına, milletine de bağlıdır, geçmişine de bağlıdır, ailesine de bağlıdır. Aidiyet ister, duygusal bağ kurmak ister ve koşulsuz sevgi ister yönetemediğinde ama ne demiştik çok alıngan ve kaprisli de olabilir. Kimlerle anlaşır? Tabii ki akrep. Tabii ki. Akrep ve akrep. akrep. <laughs> Sadece akrep. Tamam o zaman geçebiliriz aslında. <laughs> Evet Aslan Burcu'na geçtik Gerçekten mi geçelim akreple kapatalım bir yengeci. Öyle dedi. ne yapalım? Ben değiştirmeyeyim Balık, şimdi sistem buysa. anlaşabilir ee, akrep haricinde. Hı hı. Bir de toprak grubuyla iyi olabilir. Başak ve boğayla. Oğlakla karşıt burç yine ya çok iyi olur ya çok berbat olabilir. İki tane ihtimal var orada. Şimdi Aslan'a geçebiliriz. Geçelim. Yengeci kapatıyorum. Tamamdır. Aslanlar bakalım hangi burçlarla anlaşıyor. Aslan Burcu... Sadece kendinle anlaşıyor dermişim şaka tabii. <laughs> Son derece aslında sıcakkanlı ve romantiktir ilişkilerinde. Eli açıktır, koruyucudur, yaratıcıdır, romantiktir aslanlar. Bu yönlerini aslanlarla sevgili olanlar çok iyi bilirler. Ve bir o kadar da sahiplenicidir. Ancak gururunun kırılmaması gerekiyor. Ve kıskanç da olabiliyor aslan ve biraz da pohpohlanması gerekiyor. Yine kendi grubuyla fena olmayabilir yay ve koçla ilk başta dediğimiz gibi ve havayla, ikizler terazi ile iyi olabilir. Kova ile karşıt burç olduğu için bıçak sırtı bir ilişki. Yani ya gerçekten çok büyük bir rekabet çıkacaktır ve güç savaşı ya da müthiş bir tamamlanma. Çünkü kova aslanın ego savaşlarını eleştirebilir. Genel olarak kova burçlarının sevmediği bir şey çünkü egosu yüksek insanlar. Bu yüzden de onu eleştirebilir, dalga geçebilir. Bu da aslanın sinirlerini alt üst edebilir. Ama böyle bir dönüşüme de gidebilirler diye düşünüyorum. Bunun örnekleri de var. Hı hı. Anlaşamadıkları suyla pek iyi değildir. Balık ve yengeçle pek iyi değildir. Akreple de eh işte diyelim. Ama balık ve yengeçle genelde tutmaz aslanların frekansları. Bir de toprakla pek iyi değildir. Başak'la, oğlak'la ve boğayla çok iyi geçinemeyebilir aslanlar. Sıkıntı yaşayabilir orada. Aslanımızın durumu da bu. Peki, Ormanın zaman. kralı. Geçelim Başak'lara. <laughs> Başak Burcu'na baktığımızda Başak ne istiyor ilişkide? Aslında iş istiyor. <laughs> yani Başak dediğimiz zaman çünkü gerçekten ve bu yüzden Venüs Başak Burcu'nda rahat değildir. Aşk gelmez aklımıza ilk olarak Başak'la ilgili. Başak daha çok iş, topluma hizmet ve bu yüzden Venüs Başak'ta durduğunda mesela ilişkilerde daha mekanik e, yaşayan bir kişi çıkacaktır. Kariyer odaklı mı başaklar? Kariyer, kariyer ve daha ve hijyen çok. odaklı. Aynen kariyer, hijyen, sağlık <laughs> gibi konulara daha fazla odaklı. Aşık olduğunda da mantıkla, mı bakacak mantıkla bakacaktır. Hı. Ve karşısındakinde şunu isteyecektir. Bir kere tevazu ister. Aslan gibi tiplerden hoşlanmayabilir mesela Başaklar. Tevazu sahibi, çalışkan, ayakları yere basan kişilerle mutlu olurlar. Öteki türlü karşı tarafı sürekli eleştirirler. Sürekli hata bulurlar ve istedikleri emniyeti onda bulamazlar. Hı hı. Bu yüzden Ama böyle suyla çok naif aslanlar var. Onlarla, onlarla anlaşabilirler olabilir. belki. Ama yükseleni Yengeçse hı. falan yine yani hı hı. ya da su varsa biraz haritada ya da toprak varsa hı hı. O zaman aslını da sevebilir. Aslında biliyorsun biz haritamızın bütünüyüz. Şimdi bizi dinlerken o yüzden şurada da hani ön yargıya da kapılmasınlar. Biz burada aslan başak diyoruz şu anda mesela. Hı hı. Safkan bir başaktan bahsediyorum ben. Yani güneş başak, yükselen başak, ay başak olduğunda bu dediğim ancak ortaya çıkacak. Sadece güneşin başakta olması yüzde otuz ihtimalle en fazla bunu yaratabilir. Yaratmayacaktır birçok kez. Onu da unutmasınlar, korkmasınlar yani. Bak ben bu burçtanın bunların hepsi mi bende var diye. Öyle bir şey yok. Haritaları çok daha mühim orada. Başak ne istiyor dedik? Mantıklı, tevazu sahibi birini istiyor ve çalışkan birini istiyor. Oğlak da bunu bulabilir. Boğa da belirli bir ölçüde bulacaktır. Su istediği o e, aidiyeti ona verecektir, sadakati verecektir. Balık, yengeç, akrep... Bunlardan o istediği enerjiyi alabilir. Havaya pek güvenmez. Başaklar, yani ikizler, terazi ve kova konusunda soru işaretleri olacaktır. Ateş grubunu da egolu bulacaktır. Hı hı. Yani Koç, Aslan ve Yay'ı egolu bulacaktır ve bundan rahatsız olabilir. Bundan dolayı tercih hı hı. etmeyebilir. Bakalım o zaman terazilerin ilişkilerdeki durumları evet. ne? Teraziye neler oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Teraziler zaten ilişki istiyorlar demiştik. Yani hatta bazen üzülüyorum da aslında buna bir ilişkiden çıkıp ötekine başlıyorlar. En yanlış taktik. Bir ilişki bittiğinde en az 6 ay kafamızı dinlememiz gerekiyor ve kendimizle olan ilişkimizi geliştirmemiz gerekiyor. Hayatımız boyunca sürekli flört edersek birileriyle kendimizle olan ilişkimiz hiçbir zaman yeterince güçlenmez. Bunu yapmamalarını öneriyorum her şeyden önce terazilere. Ne istiyor? Denge istiyor uyum istiyor ilişkinin içerisinde. Eşitlik istiyor, adalet istiyor ve nezaket istiyor. Teraziye kaba davranırsanız ya da onunla bağıra çağıra kavga ederseniz bakkala gidiyorum deyip geriye dönmeyebilir. Çok kibar terk ederler. Bayılırım terazi burcunun terk edişine. Hiç kırmadan çok nazik bir şekilde giderler. Gittiğini anlamazsınız bile. O kadar. Çok politik bir şekilde gideceklerdir. Güzelmiş. O yüzden onların sabrını taşırmamak Bunlar gerekiyor. Bunlar zarafet e, özelliklerinde uygun bir terk edici. Çok, çok zarif bir gidiş. Kibarca <laughs> böyle bir araba gelir ve uzaklaşır mesela yavaş yavaş <gülüyor> gülümseyerek. <gülüyor> Onlar kimlerle anlaşıyorlar ee, peki? Bir kere koçla çok zor. Hı -hı. Aslanla da zor zaman zaman. Çünkü nezaket istiyorlar. Yüksek ego istemiyorlar Hı -hı. karşısındakinde ve entelektüelliği çok isterler. Zekaya aşık olabilir bir terazi, kovada aradığını bulabilir, ikizlerde aradığını bulabilir. Genel olarak ateş enerjisiyle koçla zaten karşıt zorlanır, yayla fena olmayabilir, seyahatler, eğlenceler falan. Aslan istediği romantizmi belki bulabilir egoya rağmen, ama toprak grubuyla da pek iyi olduğu düşünülemez. Çünkü aynı zamanda sosyallik isteyen ve eğlence isteyen bir burç terazi. O zaman akrebe geçelim. Akrebe şimdi, geçelim. Akrep, senin burcuna ne istiyor bu akrepler? Sen söyle bana. Yani Hadi bu sefer böyle şimdi bir şey yapalım. Biraz önce aslında ne terazi, bekler bir akrep? E, şimdi terazi yükselenim olduğu için evet. e, terazide saydığımız şeyler e, istediklerim, beklentilerim uyuyor. Yükselenin uyuyor. Bir kere, uyuyor. E, bir kere evet. çok işte nazik davranılmak. O çok Hı -hı. önemli. Karşındaki kibar olacak. Çok zeki olacak Hı -hı. karşındaki insan. Terazi bayağı etkilemiş senin e, için. Hmm, çok konuş konuş konuşabileceğim bir ilişki içerisinde olmak. karşı tarafla kızdım ben küstüm gidiyorum şeyleri. Hı hı. Bu saydıklarının hepsi terazi istedikleri. Hepsi terazi o zaman bakalım akrep, akrep ne, ne, istiyor? ne istiyor? Akrep ne istiyor? Dönüşmek istiyor ilişkinin içinde. Hı. Kendisi de karşısındaki de dönüşsün. Ben akrebin istediklerini anlatmayayım dedim şimdi. Evet tehlikeli <laughs> ve ne istiyor başka? Tutku istiyor, derinlik istiyor, çok derin paylaşımlar Akrebi yüzeysel bir ilişkinin içinde tutamayız. Yani öyle laylaylon bir tiple çok yüzeysel yapmacık biriyle akrebi orada tutamayız. Aradığı derinliği bulmalı, paylaşımı bulmalı, heyecan ve tutku hissetmeli ve karşı taraf dönüşüme açık olmalı. Yoksa çok fazla kavga çıkar. Çok fazla kavga çıkar, çok fazla şüphe ve kıskançlık girer işin içine ve o iş yürümez. Bir de risk ve tehlikeyi sever akrep bu yanını törpülemek zorundadır. Çünkü başına bela açar bu yanı. Riskli ve tehlikeli ilişkileri seven akrepler tanıdım. Çok da sayıları da fazla aslında. Bir şeyde daha akrepte risk var. Kendine zarar verme eğilimi var akrebin. Bunu yapmamalarını öneriyorum. Böyle bir yönleri ölüme sanki kafa tutuyor. Yani tehlikeli şeyler tehlikeli yapıyor mesela şeyler... çok hızlı araba kullanıyor işte çok alkol içiyor bunları Dönüşmeden yapmamalarını akrepler öneriyorum. için geçerli bence. Aynen. Ay hemen kaptım olayı. Bravo vallahi bile 10 <laughs> puan. Evet favori öğrencimi buldum İnce tamam. karşınızda. Ayla, o zaman akrep kimle anlaşır? Kimle anlaşır? Ee, tabii ki karşıt burcu olan boğayla ya çok iyi anlaşacak ya da hakikaten büyük bir kavga çıkacak aralarında. Oğlakla, Başakla iyi olabiliyorlar. Toprak enerjisini seviyor, güvenilir buluyor Akrep toprak enerjisini. Hava enerjisine çok güvenmeyebilir Akrep'te yani ikizlere kovaya teraziye yüzeysel bulabilir ve çok güvenemeyebilir. Suda aradığı derinliği bulabilir kendi grubunda yengeçte ve balıkta aradıklarını bulacaktır, özellikle de yengeçte. İnce. buradan da sana bir gönül Özellikle de yengeçte aradıklarını bulacak. Süpersin. O zaman gelelim yaylara. Yayların yaylara ilişkilerdeki bakalım. durumu nedir? Yaylar kesinlikle macera istiyor. Beraber seyahatler edecek, gezecek, tozacak, sıkılmayacak. Bilgi paylaşımı olacak. Karşısındakinin felsefesi kuvvetli olacak hayat felsefesi. Onunla birlikte coşabilir müthiş renkli ve çok eğlenceli bir ilişki ortaya çıkabilir. Bazen karşıt burcu ikizlerde de bulabilir bu aradığı eğlenceyi. Kovada, terazide bulabilir bu eğlenceyi ve entelektüel uyumu. Aslan ve koçta da bulabilir. Su grubuyla çok iyi olmayabilir yay mesela. Yani balık, yengeç ve akrepte zaten onlar da onu istemeyebilir bu arada. Çünkü su grubu sadakat istiyor. Yay o sadakati vermeyebilir. Özgür iradesini kullanarak tabii ki ihanet etmemeyi seçebilir bu bir seçimdir ama sıkılacaktır ilişkinin içerisinde. Monotonluğa katlanamayacaktır. Çok fazla hareket ve dinamizm gerekiyor yaylara çünkü. Hı hı. Yaylar kimle anlaşabilir peki? Kimle anlaşır en çok? Mesela kova ile anlaşır, hı hı. aslanla anlaşabilir, koçla anlaşabilir. Yaylarımızın da durumu bu, yay gibi gerginler. Evet, o zaman oğlaklara geçelim, <laughs> bakalım ee, oğlak ilişkilerdeki durumu ne? Oğlak ne istiyor? Aslında o da iş odaklı bir burç. Hatta bazen ilişkileri bile bir iş gibi görebilir ve mükemmeliyetçi yaklaşabilir ve çok siyah beyaz yaklaşabilir. Belirsizlikten nefret eder oğlaklar. İnadına da gidip bazen balık burçlarına aşık olurlar. Çok karşıma çıktı bu oğlak kadının balık erkeğine aşık oluşu, çünkü balık en net olmayan burç. Oğlak'ta en fazla netlik isteyen burç. Bazen de biliyorsun bu tarz böyle dualizm devreye giriyor ve gerçekten siyah beyazdır. Gri'lere dayanamaz. Her şey Oğlak için belirli ve net olmalıdır. Mükemmel olmalıdır. Yalnız bazen ilişkilerinde çok şekilci davranır. Sadece dışa bakar. Karşısındakinin içini görmez. Sonra da der ki, bunu da çok rastladım danışan. Ya diyor ki, adam işte çok iyi bir okul bitirmişti, çok iyi bir işi var. Niye kötü çıktı? Ben de diyorum ki, kötü karakterin bitirdiğimiz okulla ya da yaptığımız işle hiçbir alakası yok. Tamamen yine denge, idrak ve irade ile ilgili ve seçimlerimizle ilgili. Her yani bizim mesleğimiz, statümüz hiçbiri bunların iyi ya da kötü olduğumuzu belirlemiyor diyorum. Şaşırıyorlar. Ama nasıl olur işte çok iyi eğitim aldı, çok iyi bir işi var. Bu pakete bakarak ürünü alırsak e, paketin içi boş çıkabilir. Ee, ben her zaman bunu söylerim. Bu konuyu söylerim. da ben aslında uzun uzun konuşmak istiyorum. Bir sonraki konumuzda denge, e, idrak irade ve irade de, olsun. Bunu Hatta açalım sizin lütfen. E, kitabınızda da bu konuya değindiniz değil öyle. mi? Tamam Aynen. o zaman bir sonraki konumuzda belirlemiş olduk tamam, şimdiden. Tamam Geçelim o zaman kovaya. kovaya. Sonlara doğru Hı. geliyoruz. Kova ne istiyor? Değişim istiyor. Yine heyecan istiyor. Yenilik istiyor. Kovayı bir ilişkide çok kolay tutamazsınız. Eğer ki sıkılırsa aynen ikizlerde olduğu gibi çok hızlı terk edebilecek bir burç. Ama çat diye ve daha ikizler gibi yumuşak değil daha sert ve çok edici rahatsız edici bir şekilde de bitirebilir o ilişkiyi. O yüzden kova için mümkün olduğunca heyecan, değişim, akıl, entelektüellik çok 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 önemli kova insanında bunlar fazlasıyla ön plana çıkıyor. Bunların olmadığı bir ilişkinin içerisinde pek durmayı zaten tercih etmeyecektir. Genel olarak zaten çok aşka inanan insanlar değildir kova insanları. Baktığınızda hatta kadınlarında bile bunu görürüz direkt aşk insanları olarak çıkmazlar karşımıza. Kimle yanlışır, terazi ile iyidir, ikizlerle iyidir. Aslanla karşıt burcu olduğu için ya çok iyi ya çok kötü olacaktır. yine yay burcuyla iyi olabilir, koç burcuyla iyi olabilir. Suyla zorlanır. Yengeç, balık ve akrepte çatışmalar çıkabilir ortaya. Toprakla da zorlanır. Yani oğlak, boğa ve genel olarak diğer toprak burçlarında sıkıntı yaşayabilir. Hı hı. Kovamız da bu şekilde. Evet, o zaman son burcumuz balığa Balık. gelelim. Balık ne ister? Ilişkilerde. Ne istiyor? Bence ne istediğini kendi de bilmiyor. <laughs> Balıkların genel olarak çünkü ne istedikleri konusunda emin olamama halleri var. Bir hayalin peşinden gidip onun hayal olduğunu da bazen kabul etmek istemiyorlar. Balık ne istiyor aslında? Karşısındaki tek kişi olmak istiyor. Sınırların tamamen ortadan kalkmasını ve ideal bir durumun yaşanmasını. Karşıdaki istiyor ama ama. İşte onu diyecektim. <laughs> Sağlıklı ilişki, bireyselliğin korunduğu ilişkidir. Sınırların ortadan kalktığı ilişkilerin hepsi hastalıklı ilişkilerdir. Karşılıklı bağımlılık vardır, sembiyotik ilişki denir <laughs> buna. Bir tek anneyle karnındaki bebeği için normaldir bu ilişki türü. Yetişkinler için normal değildir. İki yetişkinin ilişkisi karşılıklı bağımlılığa dayanmamalıdır. Balığın hatası burada. Evet, balıklar kimse birey olmayı o zaman, öğrenmeli. Yengeçle hemen. iyi, Yengeçle. akreple iyi olabiliyor, hı -hı. teslim olabiliyor akrebe tamamen. Oğlakla ve diğer toprak burçlarıyla da iyi olabiliyor. Ateşle çok zor. Hı hı. Havayla da çok zor. Yani özgürlük isteyen burçlarla çok iyi olmayabilir açıkçası. Hı, -hı. Ee, gerçekten çok güzel bilgiler aldık bugün. Çok teşekkür ederim. Ben Aynı çok zamanda teşekkür hem ediyorum. öğrendik hem de eğlendik. Çok Vallahi keyifliydi. Ben de çok eğlendim. Ama e, gerçekten konular bitmez. E, devamını diliyorum, istiyorum ben. Eee e, bir geliyorum. sonraki programımızda görüşmek üzere. Görüşmek çok teşekkür üzere. ederim Ağzınıza Çok sağ memnun sağlık. oldum Ayağınıza ben de. Sağlık. Çok keyifliydi. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın.